Adalet arayan kadınlar bugün bir kez daha kurdu bu cümleyi. Duyun sesimizi. Mucize kadın Rabia Kaçmaz da onlardan biri. Saatlerce işkence görüp boğazı kesildikten sonra bir çuvala konulup ıssız bir yere atılıp hayatta kalmayı başarmıştı. Cani sevgilisinin bir an önce en ağır cezayı almasını beklerken büyük bir şok daha yaşadı. Nedeni hem cinsi olan sanık avukatının savunması. kollarımı bağladı. Plastik kelepçelerle, bantlarla, çeki halatlarıyla. Ağzımı burnumu bantladı. Beni tamamen etkisiz hale getirdi. Beni yavaş yavaş bu adam doğradı. Yavaş yavaş doğradı. Bu adam bana tecavüz etmeye çalıştı. Dinlemek bile kan donduruyor. Ama Rabia kaçmaz bu dehşeti bizzat yaşadı. Vücudumun birçok yerinde bıçak darbeleri var. Falçata kesikleri var. Boğazımda. Ee, bıçak darbesini tamamen soluk boruma soktu. Her şey geçtiğimiz yıl Şubat ayında Rabia Kaçmaz'ın bir yıldır birlikte olduğu sevgilisinden ayrılmak istemesiyle başladı ve akıl almaz bir işkencenin kurbanı oldu. Kesmeye devam etti beni. Yavaş yavaş kesti. Seni kimseye yar etmem, sen ölürsün gidersin. Ben de giderim paşa paşa cezaevinde yatarım dedi. Onu çalıştığı tekstil atölyesinde defalarca bıçaklayan hatta boğazını kesen psikopat sevgili Bununla da yetinmedi. Genç kadını öldü zannedip bir çuvala koydu. Avcılarda ıssız bir alana götürüp otomobiliyle üzerinden geçti. Göl kenarına attıktan sonra üzerimde çok yoğun bir baskı. Arabanın o motor sesini duydum mesela. Otogarda kaçacağı sırada polis ekiplerine kız arkadaşımı öldürdüm. Şuraya attım deyip yerimi gösteriyor ama 4-5 saat sonra. 25 yaşındaki kaçmaz mucize eseri hayatta kaldı. Tutuklanan sevgilisi hakkında ise canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla 30 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Sanık avukatının yaptığı savunma ise en az saldırı kadar kan dondurucuydu. Olayı basit bir sevgili kavgası olarak niteledi. Aslında bunların hiçbir tanesinin olmadığını, olayın iki sevgili arasında sıradan bir kavga olduğunu, anlık geliştiğini, herhangi bir şekilde planlama ya da tasarlama olmadığını söylüyor. Halbuki e, ...bu halatları, plastik kelepçeleri, bantları spor çantasının içerisinden çıkardı. O vahşetin üzerinden bir yıl geçti ama onun vücudunda hala o dehşet anlarının izleri var. İşte boğazında kesikler var, bileğinde kesikler var. Şimdi tek bir isteği var, o da adaletin yerini bulması. Mağduru suçlu duruma getirmek, mağdurun haklarını da gözetmesi gerekiyor. Maalesef e, Emre Çiçek'in avukatı bunu yapmadı. Genç kadının tek isyanı avukatın savunmasına değil, saldırgan Emre Çiçek'in yardım aldığı arkadaşının tutuksuzluğuna yargılanmasına da tepkili. Bu adam oraya geldi, çuvalın içine konulurken kendisine yardım etti, Emre Çiçek'e yardım etti. Sadece suçu bildirmeme suçundan yargılanıyor bu adam. Bu adam da iştirakçı, bu adam da yardım etti. Bu adamın da ceza alması gerekiyor.